Merhaba arkadaşlar, bir Trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Dolar TL grafiğinden başlayalım. Haftanın son işlem günü dolar kuruna baktığımız zaman dünkü PPK toplantısı önem arz etmişti. E, 8 seviyesine kadar gerileyen dolar kuru gün içinde 8-10 seviyesini test etti yukarıda. Merkez Bankası faizleri biliyorsunuz sabit tuttu. Zaten medyan beklentisi de bu yöndeydi. Fakat açıklamada dikkat çeken şey ise karar metninde sıkılaşma vurgusu yapan ifadelerin yer almaması dikkat çekti. Merkez Bankası'nın karar metninde önceki metinden farklı olarak uzun bir müddet sıkı duruş ve gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacak ifadelerini çıkarttı Merkez Bankası. Şimdi piyasa fiyatlamasında Öne çıkan gelişme ise merkez bankası artık faiz indirimine gidecek mi, ne zaman gidecek gibi sorular oldu. Çünkü koltuk boşa değişmedi arkadaşlar. Ufak ufak faiz indirimine gidilecektir yakında. Enflasyon verilerine göre kağıt üzerinde enflasyonda küçük düşüşler faiz indirimlerinin devamının gelmesine de sebep olacaktır ayrıca ee, onun dışında e, dolar endeksinin değer kaybetmesi ve ABD 10 yıllık faizlerinin gerilemesi Türk lirasına desteklemiş durumda yani genel olarak bakarsak dolar kuru inanılmaz ucuz olmaya devam ediyor diğer taraftan e, Şubat ayında 300'ün altına kadar geriledikten sonra, e, Merkez Bankası'nın başkanının görevden alınmasıyla Mart sonunda 500 bas puana yaklaşan Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i bu sabah aynı saatlerde 418 412 seviyesi arasındaydı arkadaşlar e, CDS e, bu hafta 3, 30 bas puan e, yakın bir şekilde gerilemiş durumda grafik üzerinde incelemek gerekirse 8 seviyesi üzerinde kalıcı kapanışlar e, alım için çok güzel e, seviyeler oluşturduğunu söylemiştik bu seviyelerde alım yapılabilir demiştim yatırım tavsiyesi olmadan yukarıda 8.20 seviyesi güzel bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. 8.20'yi kısa bir zaman sonra geri deneyecektir. Fakat burada ABD 10 yıllıklarının gerilemesinden dolayı dolar kurumunda bir nebze Türk lirasını dediğim gibi destekliyor. O yüzden alım yapmak isteyenler özellikle bu seviyeler gayet güzel seviyeler. 8 seviyesinin aşağısı özellikle 7.94 7.95 zarar kestenizi burada tekrar kullanabilirsiniz arkadaşlar. 8.20 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlarda bize yukarıda 8.50 seviyesine ilk gösterecektir. E, zaten 8.20 seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışlar alımların daha da e, hızlanmasına sebep olacaktır. Ayrıca e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndaki görev değişimini takip eden 2 haftada gerileyen döviz mevduatları 9 Nisan haftasında yükseliş kaydetmiş durumda. Verilere göre 9 Nisan haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 223 milyar dolar düzeyine çıkmış durumda. Bireylerin döviz mevduatları aynı hafta itibariyle 469 milyon dolar artarken tüzel kişilerde bu rakam 1,34 milyar dolar olarak kaydedilmiş durumda. Ee, diğer taraftan yine merkez bankası brüt döviz rezervi 9 Nisan haftası itibariyle 49,4 milyar dolara e, yükselmiş durumda. Net rezervler ise 10 milyar doların altını görmüş durumda arkadaşlar. Yani işler çok da iyi gitmiyor. Yerleşiklerin döviz alması e, almaya devam etmesi e, buradan hızlı bir şekilde devam ediyor. E, o yüzden dolar kurunda arkadaşlar yükselişlerin gelmesi an meselesi diyebilirim sizlere. E, dediğim gibi Merkez Bankası önümüzdeki e, kur e, PPK toplantısında büyük ihtimal ufak ufak faiz indirimlerine e, başlaması e, söz konusu olabilir arkadaşlar. Zaten indirme durumunda kurdaki yükseliş e, yani sınırlı kalmayacaktır arkadaşlar. Büyük ihtimal yani hatırı sayılır bu şekilde e, yükselmeye devam edecektir. Birazdan e 10 altına bakalım. Ons altın tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar yatırımcının yüzünü güldürmüşe benziyor burada. 1723 seviyesinden aldığı destekle 1770 e, dolar seviyesine kadar hatta 1775 dolar e, seviyesine kadar çıkışını e, sürdürdü ons altın. Genel olarak güçsüz olan altın e, bu çıkışı arkadaşlar güçlendiği anlamına gelmiyor ne yazık ki. Dolar endeksinin 91500 seviyelerine gerilemesi ve en önemlisi e, ABD'nin 10 yıllık hazine tahvillerinin getirileri arkadaşlar geçen ay sonunda 1,77'ye kadar yükseldikten sonra dün gece itibariyle 1,52'ye kadar e, gerilemiş durumda son bir ayın en düşük seviyesine indi yani e, diğer taraftan yine e, ABD'nin perakende satış ve istihdam verilerinin de e, beklentilerinin üzerinde gelmesi. Tahvil getirilerindeki düşüşe engel olamadı arkadaşlar. Özellikle burada Fed'in bir yönlendirmesi söz konusuydu. Grafik üzerinde incelemek gerekirse 1723 seviyesinin üzerinde zaten 1750 seviyesine hedef koymuştuk. Kalıcı kapanışlar arkadaşlar burada daha yüksek. Alımları getireceğini söylemiştik 1775 seviyesine kadar e, alımları getirdi. İlk hedefimiz yukarıda 1800 seviyesi olacaktır. Yukarıdaki en büyük ana direnç seviyemiz e, bu seviye üzerine kaldığımız sürece 1800 seviyesine yakın seviyeleri takip edecektir arkadaşlar. E, özellikle 1800 seviyesinin üzerine. De test etmesi durumunda kısa vadeli yükseliş trendi özellikle e, devam etmesi söz konusu. Fakat genel olarak baktığımız zaman altından çok da bir şey beklememek lazım. Çünkü e, tahvil faizleri her an e, tekrar yükselebilir arkadaşlar. Dolar endeksi e, her an tekrar yukarı çıkarak ons altını tekrar baskılayabilir. O yüzden 1750 seviyesinin üstünde alanlar kesinlikle 1750 seviyesinin aşağısında e, zarar kes stop losslarınızda e, kullanmanızda fayda var. E, şu an alım için uygun mu arkadaşlar? E, şu an alım için yani. Şu an tam ortada olduğu için 1800'de 1750 seviyesinin ortasında olduğu için şu an almak uygun değil çoktu. Yani otomatik burada alım emrinde 1750 üstünde e, almışsanız arkadaşlar sıkıntı yok. İlk kar e, realize edeceğiniz arkadaşlar 1790 seviyelerine e, yakın seviyeler olacaktır. Onun dışında genel olarak baktığımız zaman 1750 seviyenin üzerinde kalması yatırımcıları burada e, teşvik etmeye e, umutlarını yeşillendirmeye e, devam edecektir arkadaşlar. E, 10 altında bir diğer önemli gelişme de biliyorsunuz Amerika ile arkadaşlar Rusya arasındaki yaptırımlar olacaktı. ABD Başkanı Biden Rusya ya yönelik yaptırımlarını değerlendirdi. Joe Biden Rusya'ya getirilen yeni bir dizi yaptırımla ilgili daha ileri gidebileceklerini ancak orantılı olmayı tercih ettiklerini bildirdi. Şimdilik on Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı zaten. Ee, ABD Hazine Bakanlığı da siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle Rusya ekonomisine hedef alan e, bir dizi yaptırım zaten duyurmuştu. Altı Rus teknoloji şirketine yaptırım uygulandı. ABD'li finansal kuruluşların Rus tahvili almasını da 14 Haziran'dan itibaren yasaklayacağını e, duyurdu arkadaşlar. E, onun dışında ee, ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satışlar tahminlerden iyi geldi. Ee, iyi gelmesine rağmen 10 e, yıllıklarda gerileme göz gerileme gözümüze çarpmıştı zaten. Ee, haftalık işsizlik başvuruları 10 Nisan'dan sona eren haftada 193 bin düşüşle 576 bin e, olmuş durumda. Bu rakam pandemiden beri görülen en düşük seviye olarak kayda geçti. medyan tahmini ise 700 binde arkadaşlar. Ee, onun dışında ee, ABD Merkez Bankası Philadelphia şubesi Nisan ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı ve beklentiyi aştı arkadaşlar. Nisan'da 50,2 seviyesinde gerçekleşerek piyasa beklentilerinin üzerinde bir seyir e, izledi. Biraz da e, gram altına bakalım. Gram altına baktığımız zaman da gram altında bir hayli coşmuş durumda açıkçası. 460 seviyesini şu an test ediyor arkadaşlar. 450 seviyesinin üzerinde çok güzel alım fırsatı oluşturduğunu söylemiştik. Bu seviyenin üzerinde alımların gelip 460 seviyesine hedef vermiştik ki zaten burası geldi. Şu an arkadaşlar alım yapılır mı diyenler 460 seviyesinin üzerinde 4 saatlik kalıcı kapanışlarda özellikle alımların gelmesi söz konusu alım yapılabilir. Özellikle stop loss için 450 seviyesinin aşağısını kullanmakta fayda var e, dolar endeksinin özellikle biraz e, gerilemesi 10 altının 1775 seviyesini görmesi e, dolar kurumunda arkadaşlar e, şu an yatay gidiyor olması e, burada gram altına yükselmiştir yani 10 altının genel olarak yükselmesinin en büyük sebebi gram altının 10 altının yükselmesinden dolayı arkadaşlar e, dolar kuru da destek vermesi durumunda 470 seviyelerin 470 seviyelerine göreceğiz arkadaşlar önemli olan burada gram altında 460 seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışlar günlük ya da 4 saatlik grafikler yeterli olacaktır arkadaşlar alımların gelmesi için 462 63 seviyelerinden 472 seviyelerini çok rahat bir şekilde görecektir ve alımların daha da hızlanmasına sebep olacaktır. Vatandaşın altına tekrar hücum etmesine sebep olacaktır arkadaşlar. Özellikle bu kripto para hakkında Merkez Bankası'nın yasakları da vatandaşı altına tekrar yönlendirme potansiyeline sahip diyebiliriz. Biraz da gümüşe bakalım. Gümüş tarafına baktığımız zaman da yükselişlerin ön planda olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 6.77 seviyesine kadar yükselmiş durumda. E, 6.71 üzerindeki kalıcı kapanışlar 6.84 hatta 7 seviyelerine kadar e, çıkma potansiyelini bize gösteriyor. E, alım yapmak isteyenler için burada günlük ya da 4 saatlik grafik kapanışlarında e, alım yapmak burada e, iyi olacaktır. Yani yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, gümüş grafiği genel olarak hem kısa vadede hem de orta vadede e, yükseliş trendini hiç bozmadan ilerliyor. 10 saatlik Grafiğine bağlı kalaraktan e, bu aralara ilerliyor gümüş arkadaşlar. E, zaten dolar tl kurumundaki e, hafiften e, yatay gitmesi sonucunda da e, gümüşte arkadaşlar e, fiyatlarını bu şekilde ilerletmeye devam edecektir. Fakat e, buradan alış yapmak isteyenler yani tekrar buradan alış yapmak isteyenler nakitte bekleyenler 6.71 üzerinde e, 4 saatlik ya da günlük kapanışlarda 6.84 e, olacaktır. <laughs> Yukarıda hedef koyaraktan e, işlemlerine devam edebilir. 6.84 üzeri zaten e, 7 seviyeleri çok rahat bir şekilde getirecektir. E, genel olarak baktığımız zaman e, 6.76'larda alınlar arkadaşlar 6.62 aşağısında zarar kes e, kesinlikle yapsalar daha iyi olur. Ya da e, paralarını 2'ye hatta 3'e bölüp e, gümüş e, alımlarına devam etmeleri daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Biraz da BTC'ye bakalım. BTC tarafına baktığımız zaman da kar satışlarının geldiğini görüyoruz. 64.374 seviyelerine kadar yükselmişti BTC biliyorsunuz burada. buradan gelen kar satışlarının etkisiyle de 60.000 dolar seviyesinin aşağısını kırma potansiyeline geçmiş durumda. Eğer burada 60.000 doların üzerindeki alışlarınızda burada realize etmediyseniz arkadaşlar 60 binde mutlaka zarar kestenizi devreye sokun derim çünkü 60 bin seviyesinin aşağısı 55 bin dolara kadar tekrar düşme potansiyeli yüksek fakat düşmesi önemli değil arkadaşlar çünkü kar satışlarının düşmesinden yani kar satışlarındaki etkiyle beraber düşüyor o yüzden 55 bin dolardan yani bu seviyelerden tekrar yukarıya bir e, çıkış gözlemleyeceğiz özellikle 65 bin dolar seviyesine kadar e, öz, o yüzden 60 bin dolar seviyesinin aşağısında risk almak istemeyenler e, zarar kestirme mutlaka devreye soksunlar tekrar alım için 60 bin dolar seviyesinin üzerindeki e, 4 saatlik ya da günlük kapanışlarda e, burada hedef sağlayabilirler arkadaşlar bu e, seviyeyi izleyebilirsiniz. Ee, onun dışında genel olarak baktığımız zaman hala yükseliş trendimiz devam ediyor ee, bu şekilde. Analizlerimizi bitiriyorum arkadaşlar. Herkese iyi trade'ler diliyorum. Hoşçakalın.